Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana çocuk. Aşk olsun, aşk olsun. Şimdi Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı buraya davet ediyorum. Merhaba yoldaşlar. Merhaba denizin yoldaşları. Merhaba Mahir'in yoldaşları. Merhaba Mustafa Kemal Atatürk'ten bayrağı teslim alan ve bugüne taşıyan 68 kuşağının ayakta duran yiğit devrimcileri. Selam olsun size. Sizin gözünüzdeki yaşlar 78 kuşağının yüreğine damladı. 68 kuşağı yürüttüğü devrimci mücadeleyi 78 kuşağına devretti. 12 Mart askeri faşist darbesi denizleri idam sahibasına mahirleri Kızıldere'de katletti. 12 Eylül askeri faşist darbesi de birçok devrimciyi idam sahibasına gönderdi ya da işkencelerde katletti. Bunlardan biri de iki gün önce yitirdiğimiz Fassa'nın fikri, terzi fikri sönmez. Fassa'da katledemediler, cezaevinde katlettiler. Onlar mahirler için, denizler için can verdiler. 68 kuşağı, size sözümüz devrimi gerçekleştirmekti 78 kuşağı olarak. Bunu gerçekleştirmeden asla ayrılmayacağız. Bizden sonra gelecek olan kuşaklara bu ağır yükü bırakmayacağız. Çünkü Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşırken demokrasi devrimini gerçekleştireceğiz. Eğer demokrasi devrimini gerçekleştiremezsek bu ülkeye, bu gençliğe verdiğimiz hiçbir söz yerine gelmez. 50 yıldır mahirleri, denizleri andık. Artık onları anladık. Onları anmaktan vazgeçeceğiz. Onlara sözümüz devrim yapmaktır. Devrimi gerçekleştirdiğimizde işte o zaman Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i, İbrahim'i, Ulaş'ı, Mahir Çayan'ı anlamış olacağız. Onları unutmamış olacağız. Siz ki 50 yıl sonra yoldaşlarınıza can yoldaşı oldunuz. Size yoldaşlık eden belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette 50 yıl önce o mücadele arkadaşlarını otobüsten inip onların 6. filoya secde edenlerin karşısında daha bıyığı terlememiş bir delikanlı olarak denizlere yoldaş olan Serdal, bugün yoldaşlığın ne demek olduğunu, devrimci dayanışmanın ne demek olduğunu bize öğretti, buradaki gençlere öğretti, kadınlara öğretti. Gelin, dün denizler için hiç gözünü kırpmadan farklı düşüncede olan mahirler nasıl ölüme koşarak gittiyse biz de bugün farklı düşünenler bir araya gelelim. Halkların kardeşliğini yeniden inşa etmek için kol kola girelim. Eğer bugün kol kola girmezsek Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasi devrimini gerçekleştiremeyiz. Demokrasi devrimini gerçekleştiremezsek denizlere sözümüzü tutmamış oluruz. Mahirlere sözümüzü tutmamış oluruz. İşte bunun için gelin hep birlikte Türkiye halklarının birliği için emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye şiarını yeniden hayata geçmek için denizlerin yolunda yoldaş olalım diyor
Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi de halkın başkanı, Mutlu Mezitli'nin mimarı, Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan'ı buraya davet ediyorum. Mersin dışından gelen çok değerli konuklar, Mersinli dostlarım, burası Mezitli. Niye söylüyoruz? Çünkü burası bir özgürlük kenti. O nedenle bu anıt nereye yakışırdı? Elbette ki Mezitli'ye yakışırdı. Bu özgürlük anıtının yapımını sağlayan arkadaşımız Serdar Kuyucuoğlu'na teşekkür ediyorum. Her zaman belediye meclisimizde her konuda oy birliğiyle karar veren ve bu anıtın da yapımı için yine oy birliğiyle karar veren değişik partilerden tüm meclis üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, solcu olmak kolay değil. Hele devrimci olmak hiç kolay değil. Oldukça zor bir şey. Benim de devrimci idealleri olan, ama devrimci demiyorum, ilerici birisi olarak o dönemde okurken herkesin olduğu gibi hayallerim vardı. Bizler Türkiye'yi değiştirmek istiyorduk. Yetmiyordu. Dünyayı değiştirmek istiyorduk. Deniz ve arkadaşları Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı bağımsızlık sevdasını sürdürmek için 19 Mayıs tarihinde Samsun'dan Ankara'ya yürüdüğünü unutmamamız gerekiyor. Deniz, Yusuf, Hüseyin, yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye diye haykırıyordu. Onlar idama giderken dahi ölüme meydan okuyarak son sözlerini söyleyenlerdi. Değerli dostlar, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi neredeyiz diye tabii ki. En basitinden bir Taksim direnişini dahi yeterince değerlendiremediğimizi, yorumlayamadığımızı görüyoruz. Sokaklardaki ekmek kuyruklarını, ki Mezitli Türkiye'nin ekonomik yönden göstergesiyle en yüksek rakamlarda olan bir ilçesi, ilk onda olan ilçesinde dahi çok uzun ekmek kuyruklarını görmek çok acı ve hüzünlü bir tablo oluşturuyor. Dün enflasyon rakamları açıklandı, %70 kadar en yüksek fiyat artışı kuru soğanda olmuş. Mahzuni ne diyordu? Yoksulun sırtından doyan doyana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. O noktadayız şu anda. Üç fidan bizim için elbette ki solmayan çiçeklerdir. Onları unutmayacağız. İzninizle onlardan önce bir kişiyi daha burada anmak istiyorum. 6 Mayıs'tan bir gün önce 5 Mayıs'ta vefat eden, benim de kendisini, ailesini çok yakından tanıma fırsatı bulduğum, Denizleri ve o dönemdeki tüm devrimcileri sıkı yönetim mahkemelerinde, olağanüstü mahkemelerinde devrimci duruşuyla savunan Halit Çelenk 5 Mayıs'ta ölmüştü. 6 Mayıs'tan bir gün önce Halit amcayı da buradan saygıyla
anıyorum kendisini. Denizlerin, Yusuflar, Hüseyinlerin ve diğer tüm devrimci arkadaşların anıları önünde ayrı şekilde unutmadığımızı bildirir, saygıyla eğiliyorum. Bu devrimci insanları unutmadık, unutmayacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. İpi ilk göğüsleyenlerdi bunlar. Birer birer ya da hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan bir destan okur gibi yaşamak ne güzel şey be kardeşim, yaşamak ne güzel şey be kardeşim, yaşamak ne güzel şey be kardeşim. Çekiyoruz. Abi görünüyorsun öyle mi? Eda abi. Evet, çekiyoruz. Evet, bir daha. Teşekkürler. Çekeyim onu. Aldı, aldı. Hadi bari. Birer birer ya da hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan bir destan okur gibi yaşamak ne güzel şey be kardeşim, yaşamak ne güzel şey be kardeşim. Birlikte söyler miyiz?